Merhaba sevgili gençler. Ben Onur Yar. Aşk mı, para mı? yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bu yeni bölümde öğrenci arkadaşlarımızın kafasını kurcalayan çok önemli bir konuya değineceğiz. Bir üniversite öğrencisi ya da bugün için bir lise öğrencisi üniversiteye gittiğinde birkaç bölüm birden okuyabilir mi? Birkaç bölüm birden okumak kolay mı? Rahat mı? Acıtır mı? Acıtmaz mı? Yoksa acısız bir şekilde öğrenim hayatımızı tamamlayabilir miyiz? Çok güzel bir konu çünkü Biliyoruz ki meslek hayatıyla ilgili, yapmak istediğimiz işlerle ilgili son yıllarda öğrencilerin, gençlerin bakış açıları değişmeye başladı. Ne gibi? Eskiden bir bölüm üzerine karar verilirken, şimdi birkaç bölüm üzerine düşünülüyor. Acaba bir bölüm okurken yanına diğer bölümü yapsam mı, çift ana dal gibi? Ne bileyim ben bunu bitirdikten sonra başka bir bölüm okusam mı gibi? Ee, öğrenci okulunu okurken bunları düşünüyor, üniversiteye başlamadan önce bunları düşünüyor. Ama şunu çok net bir şekilde biliyoruz ki eskisine nazaran birkaç bölüm birden okumaya çalışmak çok daha fazla düşünülen bir konu. Bunun tabii ki en büyük sebeplerinden bir tanesi biraz aklımızın karışık olması. Aslında her dönem lise öğrencilerinin üniversiteye girerken aklı karışıktır. Hatta üniversite öğrencilerinin de genel olarak aklı karışıktır. Hatta çalışanlar dünyasında şu gün gidin çalışanlara kafası net ben bu işi gerçekten çok severek yapıyorum, kesinlikle isteyerek geldim, iş değiştirme ya da meslek değiştirmeyi, alan değiştirmeyi düşünmüyorum diyen insan sayısı da azdır. İnsanlar böyle fırsatlar ararlar. Ama yaş ilerledikçe, hayatımızı biraz oturttukça bunları yapmak zorlaşıyor. Aslında aksiyon olarak, teknik olarak zor değil. İnsan belli bir şeye alıştığında az artık zor gelmeye başlıyor. Ya şimdi onunla uğraşmayacağım. Ne bileyim e, krediyle bir şeyler almış oluyor, e, evlenmiş oluyor. Yani eskisi gibi hareket etmek biraz daha zorlaşıyor. O yüzden lise ve üniversite çağlarında birkaç bölümü birden okumak ya da bir bölüm bitirip bir bölüm daha okumakla ilgili birçok soru işareti var kafamızda. Bu düşünülen bir şey. Şimdi bununla ilgili net örnekler vereceğim size. Bu sene özellikle Ünitercihin Eket Fuarcılığı'nın yaptığı üniversite tanıtım fuarlarında online olarak yaptığımız bu fuarlarda ben belki aranızda muhakkak katılmış ve izlemiş olanlar vardır. Ben fuarın moderatörlüğünü yapıyordum ve sık sık öğrenci konuklar alıyordum. Bu öğrenci konuklar üniversite öğrencisi ve bunların ciddi bir kısmı yarısı hatta yarısından daha fazlası da olabilir iki bölüm hatta bazıları üç bölüm birden okuyanlar da vardı bitirip yani bir bölümü bitirip ikinciye üniversite okurken iki bölüm birden okuyanlar da vardı çok iştahlı arkadaşlarımız vardı ya çok şaşırtıyorlardı beni e, sadece iki bölüm üç bölüm okumak değil. Okurken de aynı zamanda ne bileyim üniversitedeki e, öğrenci kulüplerine üyeler, aynı zamanda failler bir taraftan staj yapıyorlar. Diyorum ki çocuklara çok da şaşırtıyorlar beni. Ya diyorum bu kadar vakti zamanı nereden buluyorsunuz? Şimdi onların cevabı o an fuara katılan öğrenci arkadaşlarımızın duyduğu cevaplar. Şimdi duymayan sizler için söylüyorum. Diyorlar ki öğrenci arkadaşlarının yüzde yüzü. Yapmamız gereken tek şey planlı düzenli olmak bu kadar basit yani gecelerce sabahlara kadar çalışmamız kendimizi harap etmemiz Allah'ım bu bölümler bitmiyor gibi bir durum söz konusu değil planlı projeli doğru düzgün çalışıldığında yani bu doğru düzgünden kastım arkadaşlar hiç eğlenmemek de değil bir yerlere gidip gezmemek de değil öğrenciliğin tadını çıkarmamak da değil. Gerçekten düzenli ve planlı çalışıldığında derse düzenli gidersen, derslerini doğru düzgün çalışırsan, iyi takip edersen ortalama yani böyle muhteşem bir şekilde yapmak da gerekmiyor. Temelde bir disiplin, doğru takip, dersi derste de doğru düzgün dinlemek. Yani aslında öğrenciliği olması gerektiği gibi yaptığımızda birkaç bölüm birden de okunabiliyor. O yüzden kafanızda bir iki bölüm varsa bugün çünkü ben kuzenimin oğluyla Sevgili Gökağ ile konuşurken Gökay dedi ki Onur abi ben önce işte psikoloji okumak sonra belki sinema televizyon olabilir ya da tiyatro olabilir. Dedim ki neden iki bölümü birden okumuyorsun yani dört sene bitirdin sonra dört sene daha başka bir bölümde okudun. Bu da bir seçenek bakın şu çok önemli ben bunu sık sık vurguluyorum söylediğim hiçbir öneri ya da size açtığım hiçbir yol sadece tek doğru değil. Siz nasıl uygun görüyorsanız neyi kendinize yakıştırıyorsanız neyle mutluysanız o doğrudur. Bu işlerin tek doğrusu hiçbir zaman yoktur. Herkese göre değişir. Siz de hayatın içinde bunu çok e, ilerleyen yaşlarda göreceksiniz. Bir işi yapmanın yüz değişik yolu var. Bir hayatı yaşamanın yedi buçuk milyar farklı yolu var. Niye? Çünkü dünyada yedi buçuk milyar insan var. Herkes hayatını farklı yaşıyor. Şimdi bu konuda teknik bir şey de söylemek istiyorum. Mesela şu aklınızda olabilir. Ya Onur abi biz hangi bölümleri birbiriyle okursak acaba birbirini destekler. Hangi bölümleri aynı anda okursak ileride ikisini birden okuduğumuz için işimize yarayabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim bu çok güzel bir soru. Aklınızda bu varsa yoksa da ben sormuş oldum ve siz de bana dediniz ki evet ya güzel güzel bir sorumuş. Bunu düşünmemiştim. Şöyle bir durum var. Tabii ki iş dünyasına baktığımızda hiç birbiriyle alakalı olmadığını zannettiğimiz farklı disiplinler bir arada çalışabilir. Örnek veriyorum benim hayatımda. Mesela ben işletme okudum. İşletme nedir? İçinde iktisat olan, muhasebe olan, yöneticilik olan böyle yönetim organizasyonla ilgili bir bölüm, bir meslek. Bir taraftan da medya işiyle ilgileniyorum. Ne yapıyorum? Radyo programı yapıyorum. Televizyon programı yapıyorum. Oyunculuk istiyorum. Diyebilirsiniz ki ya oyunculukla işletme ne kadar birbirinden farklı, değil mi? Yani radyo programı yapmak, dublaj yapmak işletme ne kadar Ne oldu biliyor musunuz? Üniversitede işletme okurken okulun radyosunda çalışıyordum ve bir süre sonra müdür yardımcısı oldum okulun radyosunda. Alın sizde mesela yöneticilik yapmaya başladım. Ne zaman ne yapacağımız bilinmez. O yüzden hangi meslek hangisine yarar? Teknik olarak mantıkla ve akılla bunu düşünebiliriz. Diyebiliriz ki e, mühendislik iki tane farklı mühendislik okursam ne güzel olur. Ya da işte psikoloji okudum onun yerine işte şunu eklesem ne güzel olur. Birbiriyle uyumlu. Ya da aklınıza şu geldi uyumlu olması okey tamam. Aklınıza uyumsuz bölümler de gelebilir. Ya ben bu ikisini okumak istiyorum ama ne kadar birbiriyle alakasız. Hiç öyle düşünmeyin arkadaşlar. Üniversite sadece bizim meslek edindiğimiz bir yer değil. Kendimizi yetiştirdiğimiz, geliştirdiğimiz ve tanıdığımız bir yer. Kendimizi ve hayatı. Seçimlerimizi yapmak konusunda bizi kolaylaştıran, elimizi kolaylaştıran bir yer. O yüzden hiçbir şeyi boşuna okumuyor, hiçbir şeyi boşuna öğrenmiyoruz. Hiçbir deneyimi boşuna yaşamıyoruz. Birbiriyle alakalı olsun ya da olmasın. İçinizden hangi bölümler geçiyorsa Onları denemekten çekinmeyin. Muhakkak size bir faydası olacaktır. O yüzden sevgili gençler, aklınızda birkaç bölüm varsa yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünüyorsanız denemekte fayda var. Deneyin, korkmayın. Korksanız da deneyin hatta. Ne kaybedersiniz? Hiçbir şey. Kendimize güzel kapılar, yeni olasılıklar açmak istiyorsak adım atmamız gerekiyor. Hayatın kendisi böyle güzel yaşamak, keyifli yaşamak, gönlümüzden geçtiği gibi yaşayabilmek için girişimci olmak gerek. Girişmek lazım. Herhangi bir konuda adım atmak lazım. Birinden hoşlanıyorsun, adım atıp hoşlandığını söylemen lazım. Bir şey istiyorsun, adım atıp istediğini söylemen lazım. Gönlümüzden geçenler için adım attığımız zaman hayat bize bir sürü güzel ihtimal açıyor. Biz oturduğumuz yerden, genelde lise ve üniversite öğrencileri öyledir. Üniversitede biraz belki değişir ama yine de onlar da lise öğrencileri de ileriye baktıkça hep bulunduğumuz yerden ileriyi tahmin etmeye çalışırız. Geleceği, hayatımızı. Halbuki adım attığımızda bugünden baktığımız hayattan çok daha farklı ihtimaller karşımızda açılır. Tekrar son kez ve bitirirken bunu söylüyorum arkadaşlar. Birkaç bölüm birden okumak çok zevklidir, çok zenginleştirir. Özellikle şunu düşünün. Uzun uzun yıllar şimdi yaşlarda sürekli insanın ömrü biraz daha uzuyor teknolojiyle, ...sağlıkta tıp alanındaki gelişimlerle ya da hayatı daha keyifli yaşamakla ilgili. Güzel ve farklı alanlara da ilgi duyarak, farklı alanlarda, farklı meslek gruplarında var olmak ya da farklı meslek gruplarını birleştirip tek bir disiplin altında Birleştirip yapmakla ilgili birkaç bölüm okumak, uzmanlık edinmek, bunlar çok güzel ve çok keyifli şeyler. E, etrafınızda siz de muhakkak görüyorsunuzdur bu konuyu konuşan, düşünen kafası karışık arkadaşlar. Denemekte hiçbir kayıp yok ve deneyip çok kolay ve rahat bir şekilde bunu başarabilirsiniz. Kendinize biraz güvenin. Bugüne kadarki öğrencilik hayatınız bundan sonra da olacak diye bir kaide yok. Çok çalışkan ve disiplinliydin. Bundan sonra olacağını garantisi yok. Çok tembeldin. Bundan sonra öyle olacağını bir garantisi yok. Bilemeyiz ne olacağını. İleriye doğru baktığınızda umutsuzca bakmak, korkuyla bakmak okey bunlar olabilir. Ama bilin ki önünüzde çok güzel ihtimaller var. Canınız çekmiyor mu? He? Birazcık ağzınız sulanmıyor mu? Bunları deneyin, yapın. Herhangi bir zarar gelmez. Emin olun. Hayat denemeyenlerin, adım atmayanların daha çok pişman olduğu bir yerdir. Ama adım atıp aklınızda kalacağınıza adım atın, deneyin, bakın, öyle hatalar yapın. Hata yapmak çok güzel bir şeydir. Yanlış yapmak, başaramamak çok güzel bir şeydir. Eğer yola devam ediyorsanız çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Beğendiğiniz ve sevdiyseniz faydası olduğuna inanıyorsanız lütfen öğrenci arkadaşlarınızla da paylaşın. Çok öpüyorum sizi. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bye.